Hallo. Hallo, dün yeni fragman geldi. Yes, gördüm, izleyeceğiz. İzlemedim. Tabi Biontech izi olduktan sonra hallo. Ya. German. Bayağı iyi fragman, bakarız şimdi. Şuna gördüm ya, bakayım neymiş o. Hem gördüm hem görmedim. Bakacağız. Trailer'ı görmedim. Şeyi gördüm de Twitter postunu. Hallo. Emriya, çok teşekkür ederim 11. ay için, canımsın. En iyi abone abi, sana hoş geldin. Klima bana üflemiyor. Klima sadece şey üflüyor arkadaşlar. Abonelere. O yüzden hemen abone olun şu anda. Mert Güven, hemen abone ol. Prime'la abone olmak, o yüzden de Battlefield'ı alın. 1 ve 5. 5 de 2 Ağustos'ta verilecek galiba. Vision Mobile oynadım. 3 sene önce denedim. Geçen haftalarda denedim. Bok gibi. 4 saat oynayıp bırakırsın. Hallo. Kanma Türk server olmuş. Ha öyle olmuş. Bir şey olmaz. Türk server değiller. Çok genel bir server. BF'nin oyuncusu yok diyorlar. BF5 abi o. BF1'in çok oyuncusu var. BF1 acayip dolu. Konuşacağız. Konuşacağız. Activision olayını detaylı konuşacağız. Chat'te küfürleşiyor. O hep o vardı. Meğer ilk gün bile vardı o. Dün Inverde girebildim. Dün Inverde girdim. Yayında değil. Yayın dışı girdim. Az biraz ağaç kestim. Başka bir şey yapayım diye tam başlayacaktım. Oyun kapandı. Kulom zaman abone ol. Guardian Panda çok 7. atak. Atak SND 7. ay. Comment 3. ay. Çok teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Hello. Mert Q, çok teşekkür ederim abone olduğun canımsın, en iyi abone misin? Star Devort, aramıza hoş geldin canımsın, en iyi abone misin? Hoş geldin. Dün önce çok dedim, mob yoktu bir ara. Evet, ben 20'de mob yoktu ama zaten şey kesecektim ben, ağaç kesecektim. Face of War, çok teşekkür ederim 3. ay için canımsın. Hayır 3. ay için değil, 36. ay ve Tier 3 için. Çok teşekkürler Tier 3 abone olduğun için. Vico, aramıza hoş geldin. Beyshark 2. ay. Niverdekan kartı yaptım. Sadece Evga 3080'lerini yaktı. Onda FPS limitlersen düzeliyormuş galiba. O sadece bir ekran kart modelinde oluyormuş. Nedense o da bilmiyorum. Onda kuduruyormuş. Kalımız çıktı. Çok teşekkür abone oldu. Aa çıkmamış. Refresh at altta paylaştık açık kalımız. Quetra 47 milyar yıl için canımsın. En iyi abone olmuş. Vor çalan çaflamer. Çok teşekkür burada abone oldu. Canımsın. En iyi abone olmuş. Sana hoş geldin. 3090 değil. Nasıl yakıyor ekran kartı? Anlatırım. Konuşacağız. Nimrod ücretsiz değil. Hayır.
Kvadyan, çok teşekkür burada abone olduğun için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. MC Rue Junior 20. ay ithayeti 3. ay. Çok teşekkür ederim canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Evrud'un müzikleri ne kadar çok iyi ya. Evga'yı markada şaşırdım. Evga ile ilgili alakalı bir şey değil o. Konuşuruz ya bugün dediğim gibi. İrelede en azından bir 30 dakika bir şey konuşacağız. Ondan sonra New World'a geçeriz. Sonra 8'de de yayın etkinliği var. Bunu yordum mu? Neymiş o? Gördüm, evet. Aa, Ninja Turtles ne kadar iyiymiş. Kendi run. Bayağı bir Ninja Turtles oldu. Kendi run'dan bile lan değil. Ama Pokemon. Pokemon'u yayında oynamam artık. Pokemon Unite. Ama Pokemon Unite'de rankta bu arada 4 rank atladım. O kadar fazla rank oynadım. Öyle anlatayım size. Virgin eğitim %82. Hatta kendime oyun oynarken bir tane support buldum. Onu oyundan ekledim. Beraber girdik. Bütün sabahtır. Oyun kaybı. Bir tane oyun kaybettik. Bir de artık şey oynuyorum. Greninja oynuyorum artık. Greninja'ya geçtim. Nasıl oynayacağımı öğrendim. Yanlış skill'leri alıyormuşum. Insolubium çok düşük 11. ay için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Surf'ü almaya başlayınca şuriken yerine, botu şuriken yerine tek atmaya başladım. Bayağı bir 4-5 level'da tök ediyorsun. Greninja tam bir kaçağı harbiden. Level 5 hype treni yapalım, hemen abone ol. Pro kill oyna daha iyi. Pro kill mu zaten işte. Hemen abone olun tier 5. Prime'le hemen tıkla. Evrede Apex'te bir şey konuşulur mu? Konuşulur. FIFA çok daha fazla konuşulacak ama. Ben PES konuştum. PES'le konuşacak bir şey yok abi. Bugün Dead Space göreceğiz büyük ihtimalle. Bugün Dead Space'in yenisini çok büyük ihtimalle göreceğiz. Prometheus Hope çok düşük, 26 milyar mı görüyorsun canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Prime BF1 veriyor, evet. Division gibi hep online mi oynayacak PES? Bilmiyorum. Death Store nasıl? Çok güzel, bayıldım abi Death Store'a. Project C diye mi geçiyor? Ya Dead Space var. Dead Space'i yapıyorlar tekrardan, canlandırıyorlar. Canan ver eğer Red Alert istiyorum. Başını aldırsın onun. Yok. O tür oyunlara ilgi yok abi artık. Evet, şu anda Prime BF1 veriyor. Hem Prime'la bana abone olup hem de bedava BF1 kazanabilirsiniz. Aynı zamanda 2 Ağustos'ta da, yani 10 gün sonra da BF5 verecek. BF5'i indirmeyin. Bok gibi oyun. Aslında bok gibi değil de BF1 daha güzel. BF1 oynayın. Emre çok memnunum. Yani BF1 BF5'ten çok 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 daha iyi bir oyun. Boş boşuna Chocobite'ınıza yazık. Ve bu arada BF1 daha dolu bir oyun. Bugün New World'ümüz var. Yes. Jahmeran çok teşekkür ederim dediğince için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Klimada yayınlıyorsun, soğuk hava gelmiyor, bende bir sıkıntı var. Evet, sadece yayın abonelere. Nivert 390'ı patates kızartması çeviriyormuş. Hayır, sadece Evga 3090'ını çeviriyordu. Onun dışında hiçbirini çevirmemiş. O Evgaları da FPS limitleyerek düzelebiliyormuşsun. Ha dur, onu konuşalım bak. O olay neymiş biliyor musun? Bugün konuşacağım çok şeyler var. Video Oyun Haber Ajansı'na hoş geldiniz o yüzden. Şimdi Evga'da değil, New World Evga'nın 3090 kartını cazur cuzur tost makinesine çeviriyor. Birkaç kişinin Reddit'te ekran kartı yanmış.
Bunun en büyük sebebi şuymuş. Oyun loading ekranında, bu hani oyunu açarken new game ekranında unlimited FPS'de çalışırken unlimited FPS'de çalışıyormuş. Bayağı bildiğin 4000 FPS'ye çıkmaya çalışıyormuş. Ekran kartı bunu yapmaya çalışırken de hadi abicim yok mu bir 90 derece diye böyle yanıyormuş. O yüzden çok unlimited yapmamak lazımmış. Ama bu sadece enteresan bir şekilde EVGA kartlarını yakıyor. O da niye bilinmiyor. New World'da çıkıp abicim herkes sırınsız oynadı, problem sende diye bir boş yapmış. Oyunda bir problem var. Aynı zamanda EVGA'da da bir problem var. İkisi birlikte birleşince yanmaca bir şey olmuş. Şu anda en azından hani kendinize güvenmiyorsanız, benim ekran kartımda da olabilir diye korkuyorsanız tavsiyem FPS'yi limitleyin. Ama limitlediğinden kastım 300'e limitleseniz bile okey. 4000'e çıktığı için uçak kaldırıyormuş. O yüzden çok da şey değil. FPS'yi limitlediğin sürece sıkıntı yok arkadaşlar. FPS'yi limitlemeniz asıl olay. 120 yani ekran monitörünüz kaçsa 240Hz ise 240Hz'e limitleyin. 120 FPS ise 120 FPS'e limitleyin. Kaçsa ona limitleyin işte. Tavsiyem o. Asıl oyun dünyasını sarsan olaylarda bugün. Bugün sabah bir uyandım, dedim o ne oluyor? Selamun aleyküm. Dün akşam Kaliforniya hukuk bölümü Kaliforniya eyaleti Blizzard'da, Activision Blizzard ama Blizzard'da, Blizzard'ın kendisine, Activision değil, Activision çok ilgili ve alakalı değil bu durum üzerinde, Activision değil Blizzard'da bu arada açıyor. Hani firmanın ismi Activision Blizzard olduğundan Activision'a dava açılmış gibi gözüküyor ama asıl olay Blizzard tarafı, Irvine'daki Blizzard'da dava açıyor ve dediğim gibi dava açması için ellerinde kanıt olması gerekiyor, kanıtlar da var. Aynı zamanda daha davanın yani mahkemede kısmı da açıklanacak. Şu anda sadece bir bölümünü o insanların ismini açıkladılar. Bundan çok daha fazla insan da olayın içindeymiş ve ortaya çıkacakmış. Olay da şu. Blizzard, Activision Blizzard Kaliforniya'nın çalışma yasalarına uymuyor. Çalışma yasalarındaki en büyük uymadıkları şeyler kadın erkek eşitliği. Hem ödeme konusunda, hem taciz konusunda, hem eşitlik konusunda, mobbing olayında, hani insanları dışarı itmede. Bayağı bildiğin şey Cube Crawl diye bir olay yapıyormuş. Cube Bar Crawl diye bir olay vardır. Bar crawl şeydir, bir bardan diğer bara gidersin, yurt dışında çok şey yapılan bir şeydir. Bir bardan diğer bara gidersin, o barda içersin, yani bir belli para verirsin, bardan bara içerek gidersin. Bu herifler de ofis içinde cube crawl diye bir şey yapıyorlarmış, içki içip kadınları taciz ediyorlarmış. Yani şey cube'da ofisler küp küp şeydir ya, bayağı bildiğin cube crawl yapıyorlarmış. Öyle bir olay varmış. Onu geçtim, birçok çalışanlar kadınlar üzerinden kadınlara taciz niteliğinde ağır hakaretler ediyormuş. Onun dışında erkek çalışanlar ve bunun dediğim gibi bunlar şey değil, hani bize böyle yapıyorlar filan den, bu belli kanıtlanmış şeyler bunların hepsi. Dava açılmış durumda çünkü şu anda Kaliforniya eyalet tarafından. Onun dışında erkek çalışanlar, sadece erkek kadın değil, aynı zamanda siyahi çalışanlara da yapılmış bir ayrımcılık. Erkek çalışanlar çok rahat bir şekilde alkollü bir şekilde şirkete gelip veya hangover şekilde, hani geceden kalma şekilde şirkete gelip iş sırasında rahatlamak için oyun oynayıp takılabiliyorken, kadın veya farklı bir ırktan olan herhangi bir çalışana buna izin vermiyormuş. Hatta tam tersine çok çok daha fazla üzerine düşüyorlarmış. Tatile niye 10 dakika niye çıktın, ne zaman geleceksin bilmem ne falan diye noktalarına getirilmiş. Aynı zamanda üst yönetici ekibinde neredeyse hiç kadın yokmuş. Toplam çalışanların %20'si kadınmış. Bu da çok az bir oran bu arada. Hani %40 falan olsa neyse diyeceğim, eşit olabilecek ama %20'ymiş. Aynı zamanda üst yönetici ekibinde çok 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 az fazla az kadın varmış. Bunların en büyük yönetici takımına aynı zamanda hani daha sonra
bir üst ekibe geçirilmemesinin sebebi ya hamile kalırsa, ya hamile kalıp izin isterse bilmem ne gibi geri bir kafaymış. Aynı zamanda şöyle de salakça şeyler de olmuş. Tabii ki de hani bir kadının hamile kalması durumda çocuğu hani hem işe gelip hem de çalışabilir. O durumda bu Blizzard'da özel odalar varmış emzirmek için. Emzirme odalarında emziren kadınları veya orada duran kadınları kovup orada oyun oynayan insanlar bile varmış. O noktada şeyler olmuş. Yani bunlar var. Ondan sonra bunlar bu arada en kritik ve birçok kişinin de atladığı. Ben bu arada şey dava dokümanını da okudum. Dava dokümanını okumanızı tavsiye ederim daha detaylı bir şekilde. En çarpıcı olay da onun tam üzerine gitmemişler. Tam açmamışlar şeyi. Ama bir kadın üst ekipten yönetici değil ama üst ekipten bir kadın varmış. Bu kadın zaten bayağı bir din taciz şey olaylarına falan maruz kalıyormuş. Bir şirket arkadaşıyla beraber bir iş için yurt dışına demişim, bir geziye gittiği zaman kadın intihar etmiş. Böyle bir olay var ve onu da geçtim. Bu kadının yılbaşında zaten şirket içinde nude'ları falan dolaşıyormuş. Bayağı da hani bayağı bildiğin tacizde uzun bir süre şey yapılmış. Abuse'lanmış bu durum. Bu en kritik şeydi bu arada. Birçok haber bunu yazmadı. Kasti de yazmadı. Kesinlikle doğru onu olayı tekrar getirmemek ama bu yani benim o dokümanı okuduğumda en gözüme çarpan, en böyle iğrendiğim nokta oydu kesinlikle bütün olayda. Ve yani dediğim gibi bir bu dava olduğu için bu hepsi ellerinde kanıtlı şekilde, bunlardan daha detaylı şeyler de var. Daha hani dedim dava daha şeyde mahkemede devam edecek. Daha fazla şeyler açıklanacaklar. Aynı zamanda ondan sonra bir de ekstradan da birçok benim Twitter'da takip ettiğim eskiden Blizzard'da çalışan insanlar da zaten bu olay üzerine konuştu. Şey değil yani bayağı bildiğin şeymiş. Bir şirket içinde de biliniyor yani ayrılan herkes de bu yüzden ayrılmış. Yani çok üzücü bir şekilde benim çok takip ettiğim hem community lead'ler var başka şirketlerde çalışan, hem işte developer falan var. Bütün kadınlar developer'lar da konuştu bu konu hakkında. Sadece bir iki kişi değil, bayağı bildiğim birçok kişi Blizzard, yani Los Angeles bölgesinde çalışan birçok kişi Blizzard'dan geçmiş. Yani Blizzard şeyinden kısmından geçmiş. Blizzard'da çalışmış. Birçok kişi çok üzülerek, yani ortam inanılmaz toksik. Ama ben Blizzard'da yaptığım her şeyden çok memnunum. Memnundum, çok keyif aldım ama Blizzard'da duramıyordum artık diyerek gitmişler. Yani o çok 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 üzücü abi. Yani konuşan herkes, mesela Apex'in şu anda community lideri eskiden şeymiş. Eskiden şeyde çalışıyormuş. İsmi nedir? Blizzard'da community lead olarak, community manager olarak çalışıyormuş bir oyun üzerinde. Ve yani o mesela Twitter'da yazdı. Hani ben Blizzard'da yaptığım şeylerden çok keyif aldım. Ama ne yazık ki elinden sonunda yani çok toksik bir ortamda saçımın döküldüğünü biliyorum o durumdayken. Yani beni abuseyen insanlar falan da vardı. Benim patronum da beni abuseyordu falan da diyordu. Yani bayağı bildiğin hani kadın zor zamanlar yaşamış. Yani hissedebiliyorsun, yani şeyi görebiliyorsun. Şirketin güzel oyunlar yaptığını, orada çalışanın oyun üzerinde çalışırken ne kadar keyif aldığını anlayabiliyorsun anlatılanlardan, ama insan olarak cidden yok olmuş. Özellikle kadın ve farklı bir ırktan olan bir yapımcı. Evet yani ki zaten Blizzard'ın da hani son 3 senede geldiği noktayı da görüyoruz. Ayrılan insanları da görüyoruz. Blizzard yapan ekibinde ne kadar... Yani Blizzard aslında Blizzard değil aslında.
Ya bayağı bilin Blizzard ve eski Blizzard diye bir şey yok. O yüzden evet ismi kaldı artık şu noktada. Yani bu da yani bir zaten şu anda hala hazırda Final Fantasy'ye karşı MMO yani hala Blizzard'ın en büyük oyunu World of Warcraft en çok parayı ondan kazanıyor. Belki Hearthstone'la kapışıyordur ikisi. Zaten Final Fantasy inanılmaz bir oyuncu kaybediyor. Bu da resmen hani mezarındaki son çivi oldu gibi bir şey oldu. Çok da üzücü. TR'den 20 kişi falan çalışıyormuş. TR'den 20 kişi çalışmıyor. Türkiye'ye eskiden bakan Uğur abi vardı. Mesela ya Blizzard o kadar kötü bir noktaya geldi ki bu da Activision'ın suçu bir noktada. WoW oyuncu kaybediyor. Final Fantasy değil. Onu yanlış söyledim. Yani tam detaylarına girmeyeceğim. Anlatmamı istediğini düşünmüyorum Uğur abinin. Bunu Glandal'ın ama yani Uğur abinin yani şeyi Blizzard şu anda Avrupa'da Blizzard olarak yok. Yani firma olarak Blizzard olarak Blizzard'ın hiçbir ofisini bütün ofislerini kapattılar. Fransa'da Fransa'da Paris'te ofisleri vardı. Hollanda'da Den Haag'da vardı galiba. Bunların hepsini kapattılar. Hepsini Activision Londra'ya aldılar. Ve yani normalde bir bölgeye hani mesela Türkiye'ye birisi bakıyor, A noktasına birini bakıyor. Hani her ülkenin kendi çünkü bakması gereken insan vardır. Her ülkenin kültürü farklıdır. Mesela hani Rusya'ya çıkan reklam bize gitmez. Bize çıkan reklam Dubai'ye gitmez. Bunların hepsi birbirini yani farklı kültürlerdir. Ki farklı insanların bakması gerekiyor. Bunların hepsini Londra'ya taşıdılar. Bütün EMEA bölgesini bir insana verdiler. Yani böyle bir gereksiz bir hani zaten bok gibi para kazanan her sene kar rekoru kıran bir oyunun bir anda şey yapması yani küçülmesi komedi. Değil mi? Bu çok kötü bir olay. İnanılmaz kötü bir olay. Gittikçe de, yani daha çok ortaya çıksın. Konuşulsun. Çok 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 üzücü bir olay. Son olarak oyun dünyasında bir tane daha haber var. Geçen 13 yıldır galiba Assassin's Creed'in art dizaynını ve dünyanın dizaynını art dizaynını yapan abimiz ismini kimdi hatırlamıyorum ama dur bir dakika hatta bulabilirim. Dur hemen bulabilirim bir saniye onu tam anlatayım. Rafael Lacoste diye bir abimiz var. Rafael Lacoste art direktörüydü. Bütün şu ana kadar çıkmış neredeyse bütün çıkmış Assassin's Creed oyunlarının ve Ubisoft'un birçok oyununun 16 senedir üzerinde çalışıyordu. Yani herhangi bir oyunun özellikle Black Flag'in, Jart'ın, Jurt'un şeyini sevdiyseniz, art dizaynını sevdiyseniz bu abimiz yaptı bütün art dizaynını. Ama bu abimiz artık şeyde çalışmıyor. Ubisoft'ta çalışmıyor. O takımdan ayrıldı. Ama yeni bir stüdyoya gitti. Gittiği yeni stüdyoda Jade Raymond'ın yani Assassin's Creed 1'in yapımcısının Heaven Studios'u. Heaven Studios'da Sony ile beraber geçenlerde açıklamışlardı Sony exclusive oyun çıkaracaklarını. Sony ile beraber çalışan bir ekip şu anda ilk exclusive oyunlarını yapıyorlar. Ne çıkacağı bilmiyoruz. Çıkabilir mi bilmiyoruz çünkü şu ana kadar evet Jade Raymond her ne kadar geçmişte çok iyi bir yapımcı olsa da son iki stüdyosu da patladı. Son iki stüdyosu birisi EA Motive. Ne yazık ki o başındayken güzel bir oyun çıkarmayı beceremedi. Ondan sonra da Stadia'nın game development'ının başındaydı. Tabii ki de Stadia'nın suçunu ona atamayız. O yüzden hani çok da şey yapmak istemiyorum hani. Ona da yormak istemiyorum ama şu anda Heaven Studios PlayStation üzerine bir oyun çalışıyor. Onu da güzel ekipte toparlıyor şu anda. Güzel bir ekip toparlıyor orada. Şu anda oyun dünyasına haberler bu kadar. Ama Blizzard olayı büyük bir olay, küçük bir olay değil ve yani şey çok komiğime gidiyor. Özellikle Blizzard olayına tekrardan geri dönersek
Pardon, dönmeden önce bu arada aramızda Genshin'ciler olduğunu biliyorum. Genshin PlayStation oyun PlayStation oyuncularına 2.1 versiyonunda Aloy karakterini verecekmiş. 2.2 versiyonunda herkese verecekmiş. Aloy Genshin'e oyuna geliyor bedava olarak. Ha bir de dedim ki tekrar Blizzard olayına geri dönersek, Blizzard olayında şey çok komikime gidiyor. Şimdi Blizzard olayında abi şöyle bir problem var. Hani bilmiyorsanız Ezmongold'u takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ezmongold'u en son şey yaptıklarında Ezmongold ya da Final Fantasy'ye geçerken bu Ezmongold'u harassleyen insanlardan birisi var. 7 yıllar önce Ezmongold'a bir hate thread açıp ondan sonra hate thread tuttuktan sonra PayPal'ime de para atarsan sevinirim uvu diye bir tane bir tip vardı. Bu Ezmongold'u Final Fantasy'de istemiyoruz. Onun yaptığı her şeyi raporlayın, oyundan banlatalım. Diye bir Twitter thread'i açmıştı. Sonra Blizzard'da game developer olarak game designer olarak çalışan birisi de evet Ezmongold is the asshole diye yazdıktan sonra bütün çalıştığın şirkette de böyle dev bir şey çıkması tam bir yani ironi güldürüyor beni. Bu arada evet, bu sadece Blizzard olayında değil, Riot'ta da bu olay olmuştu ama Riot'takinin üzeri kapanmadı bu arada. Riot'takinden çok üst düzey ekip, yani iki kişi ayrıldı üst yönetimden. Üzerine Riot dışarıdan bir ekip tuttu ve eskisinden daha iyiymiş Riot'ın ortamı. O birçok Glassdoor'dan filan da okuyabiliyorsunuz onları. Şey olarak Science Philosophy çok çok 11. ay için. Evet evet, Riot en azından biraz daha şey ama yani evet Blizzard'ın ya tamamen sıfırdan çok zor abi, yani çok kan kaybetti Blizzard, çok yani ultra kan kaybetti. O yüzden eski Blizzard'ın Blizzard noktasına gelebileceğini çok da düşünmüyorum açıkçası. İsmi çok lekelendi. Zaten hani insanlar eski Blizzard'ın olmadığını biliyordu. Yani birçok insan biliyordu. Eski Blizzard Blizzard değildi. Enteresan bir şekilde Diablo takımı Blizzard'ı taşıyan tek takım şu anda ama yani. Mevcut o bütün firmalar için geçerli. Hong Kong olayını sadece Blizzard yapmıyor. Birçok firmalar yapıyor. Sadece donu düşük Blizzard yakalandı. Break çok da çok 11. ay için bu arada. Jesus Christ 9. ay. Final Op 10. ay. Ilgaz 11. ay. Focus Please 10. ay. Abdullah 21. ay. Russo 4. ay. Angry Gaz 23. ay. For Favor 4. ay. Next Star Wars'ın çok da çok 10. ay için canımsın. En iyi haber abi. Sana hoş geldin. Diablo PC'ye gidip PlayStation'a gidip ne olur? Diablo çıkıyor oğlum. Susum çok teşekkür, 49 milyar milyar için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Abtekin çok teşekkür ederim bu arada abone olduğun için. Kaçırdın mı? Kaçım şimdi, dakika. Bedimaz 11. ay, Eren Tuz 7. ay, Non Dai 13. ay, Emir Kaya 2. ay, Taylan Gandar 28. ay, Witcher 2. ay, Gusting 9. ay, Krab 2. ay, Alptekin 11 milyar milyar yıl, Bimek 5. ay, Chizard 7. ay, Eren Seyye 9. ay, Dark Pia 11. ay, Kuremeli 13. ay, Parsa 3. ay, çok teşekkür ederim bunun için. Al Atahan Pepe 3. ay canımsın. En iyi haber abi, sabırla hoş geldin. Böyle bir olay. Bakalım. Evet. Ben Final Fantasy'de memnunum abi. Ben şu anda Final Fantasy oynuyorum. İnanılmaz memnunum oynarken. Çok keyif alıyorum. Hikayesini okuyorum. Rush atmıyorum. Keyifle oynuyorum. Yani çok memnunum. Uzun zamandır bir MMO'dan bu kadar keyif almadım. Çok para. İlk 60 level'ı bedava. Ben hala ilk 60 level'ı bile bitirmedim. 44 level'ım neyim? Kaç gündür bahsediyorum. Hala 44 level'ım yani. Ki bende XP boost var yani. Bu sizde olmayınca daha da yavaş kasacaksınız. Yıldırım çok teşekkür ederim 9. için canımsın. En iyi evlensin olacak, gidin her zaman. Ben kart ve kumar oynuyorum. Evet keyifli.
FF güzel oyun oğlum, oynayın. Keyifli oyun. Ya ilk 60 level'ı bedava, ondan sonraki 30 günlük de 40 gün. 40 TL. Sonra bırakırsınız. Ama 1,5 ay oynarsınız bedavaya yani. Slice'ye çok da şu 21. ay için. Hikmet Gezertekin 10. ay canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Cidden diyorum, oynayın abi. Marokas 11 milyar milyon canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Dün kumar yayınları eti yayını izledim mi? Yok izlemedim, ne o? Abi dün Acun şey yapmış, kaçak yayın vermiş. Sabah da biz değil küçük minnaklar yaptı demiş. Aynen. Hollanda'da Türkbet reklam veriyorlar zaten. Ah be dış minnaklar. Hep dış minnaklar abi. Kandırıldık. Ha Anarko, bakarım ona. FF'de Light server'ındayız, Lich'deyiz. Light Lich. Gönder gönder Yıldırım, her türlü gelirim. Mustafa çok da çok olunca için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Hayatım hiç MMO oynamadım. Sence New World başlayışın güzel mi? Değil, bok gibi. New World oynarsan bir daha MMO oynamazsın hayatında. New World yeni bir, ilk defa bir MMO oynamak insan için çok ağır bir MMO. Çok ağır bir MMO. Oynanmaz. Temposu çok yavaş. Keyifli oyun. PvP'de hala hayvan gibi keyif alıyorum. Ama çok temposu yavaş bir MMO. Bugün oynayın. Bugün New World bakarız. New World bakarız saat 8'e kadar. Saat 8'de EA'in etkinliğini izleriz. Ondan sonra bakarız devamına. Bu arada şöyle de bir şey geliyormuş. Serdar Eren çok hoş olmuş önce için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Çok tatlı olmuş. Bir de Clank de varmış. 6 Ağustos'a 26 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar Ratchet, 6 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar Clank eventi. Evet kesinlikle yani ben New World'e feedback verdim. New World'den çıkarsanız feedback verme olayı var. Yürüme olmasa oyun çok keyifli. Ya yürüme olsun. Yürüme olmasın demiyorum. Yürümesine okeyim. Yürürüm bak. Sıkıntı şu. Çok yürütüyor. Çok yürüyorsun. Gereksiz çok yürüyorsun. Fast travel var. Fast travel yok abi. Allah aşkına. Fast travel çok pahalı. Gelir ama full sürümde. Abi niye full sürümde gelsin arkadaşlar? Şu anda oyun beta'da değil bak. Bu arada birçok kişi onu chat'te konuşuyor. Bir oyunun chat'inde de. Oyun beta'da değil şu anda. Şu anda oynadığımız şey beta değil. Demo. Early access oynuyoruz biz. Yani oyunun son bir ayında hiç bok yapamazlar. Yani oyuna son bir ayda biz mount sistemi yaparız diye bir şey yok. Bu beta değil. Bu bayağı bildiğin çıkacak oyunun demosunu oynuyoruz biz şu anda. Server deniyoruz şu anda. Beta değil bu yani. Yani oyunun çıkışına bir ay kala beta yapmasın MMO'da. O bayağı çıkıyoruz demek. Ama
Ama beta yazıyor. İşte artık değişti arkadaşlar. Artık şeyler çok değişti. Oyun dünyasındaki beta beta değil. Mesela beta alfayı doğru kullanan oyunlardan birisi Ashes of Creation. Ashes of Creation alfa olarak çıkardılar. Ashes of Creation alfa olarak çıkardı. Oyun harbiden alfa. Oyun 2,5 sene sonra çıkacak. Yani oyunun ilk demosunu gösterdiler. Hani dediler ki abi biz böyle bir fikirlerimiz var. Şimdiden şu feedbackinizi alacağız. Ona göre oyunu geliştireceğiz. O mesela bir alfa. Gerçekten alfadır o. MMO'nun alfası böyle olur. Hani oyuncuya açarsın, oyuncudan feedback toplarsın, ona göre oyununu geliştirirsin. MMO için konuşuyorum, diğer oyunlar için konuşmuyorum. Şu anda ama oyun dünyasında beta'yı daha çok demo olarak kullanıyorlar. Hani oyun çıkmadan bir tadına bakın bakalım, ondan sonra geriye çektim ama o verdim diye. MMO için konuşuyorum arkadaşlar, şey için konuşmuyorum, normal diğer oyunlar için konuşmuyorum. Geçen seneyle bu sene arasında ne fark oldu New World için? Ben bir fark göremedim hala. Dungeon'lara bakamadım. Dur bakayım hemen. Aman. Çal be kral. Yani phishing eklenmiş. Evet, phishing yoktu. Phishing eklenmiş. Phishing'i de çok doğru ekleyememişler. Çünkü balık yakaladığında balığın üzerinde su animasyonu devam ediyor. Öyle bir balık tutma zevkli. Şimdi yalan yok. Balık tutma zevkli. Yani ben keyif aldım balık tutmaktan ama yani ya bir de balık tutarken bir oltayı bir çekiyorsun, kulağın sikiliyor otomatik olarak. Ama yani bir senede ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Hala leveling bok gibi. Leveling inanılmaz kötü oyunda. Leveling'in kötü olmasının sebebi mount olmaması. Mount olmadığı için A noktasından B noktasına koşmak 35 dakika sürüyor. Gerçek zamanda 35 dakika sürüyor ama. Yani adam bir görev veriyor. Görevin vereceği yer map'in en aşağısında. Oradan oraya koşmak 35 dakika sürüyor abi. Twitch ama bak, evet bu arada öveceğim şey de var. Twitch entegrasyonu gördüğüm en akıllıca şey. Job House çok düşüyor 5. ay için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Yani dediğim gibi. Evet, görevde NPC ile konuşmak. Ya dediğim gibi oyunun eksiklikleri var. Yani ya ama üzücü kısmı potansiyelini görüyorsun abi oyunun. Oyunun bir potansiyeli var. Acayip bir potansiyeli var ya. Yani potansiyelini görüyorsun. Oyunun PvP'si inanılmaz zevkli. Kasmadığı zaman. Yani potansiyelini görüyorsun abi oyunun böyle. Hani PvP inanılmaz keyifli oyunda. Ben mesela şey yaptım. Hatch dart'ı musket yaptım. İlk önce baltayla vuruyorum. Koşmaya başladığımda topuğuna sıkıp öldürüyorum herifi. Veya bu kadar koşturacaksa bizi, oyun koşturabilir bak. Bu kadar koşturabilir bizi. Parayla ışınlanayım. Paramla ışınlanayım. O ışınlanma şeyiyle değil. Final Fantasy'deki gibi parayla ışınlanayım. Para da ucuz olsun. Fast travel aç o zaman. Ben her bölgeye bir kere gideyim ameleyi bir yürüyerek. Ondan sonra fast travel atayım. Üzerindeki eşyayla mesela şey ya dediğim gibi yani o ya çözülmesi gereken problemleri var oyunun. Hala var. Bir sene sonunda ben bunu beklemiyordum üzücü bir şekilde. Veya şey de olur. Bak evet, o da olabilir abi. Hani A noktasından B noktasına karavanla git. O karavan otomatik gitsin ama millet o karavana PvP'in açıksa saldırabilsin. O da olur bak, ona da okeyim. Bu da çok güzel bir fikir. Oyuna hem zenginlik katar. Yani güzel, çok güzel fikirler var ya.
Dimitri şehir içi bok gibi oyunda. Onun dışında güzel. Arkadaşlar tam sürümde bir bok gelmeyecek. Oyunun çıkmasına bir ay kaldı, bir ay. Hiçbir bok gelmeyecek oyuna. Oyuna yeni hiçbir özellik gelmeyecek son bir ayda. Şu anda ne oynuyorsanız full sürümde bu çıkacak. Bug fixlerler. Oyunun en başında mesela bir tane ana quest çalışmıyor, onu fixlerler. Bu kadar. Yani oyunun üzerine yeni bir içerik geleceğini düşünmeyin. Gelmeyecek. Yani %100 söylüyorum, gelmeyecek. Bir ayda bir binek eklenemez. Eklenemez oğlum. Binek sistemi dediğin minimum 6 ay. Binek sistemi çok zor bir şey. Ne olacak? Yok. Hiçbir şey gelmez. Arkadaşlar binek tasarlamak değil. Bineğin yazılımsal sistemini yazmak. Şimdi bunun quest'ini yazacaksın. Quest giver'ını yazacaksın. Inventory sistemini yazacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Bunların hepsi minimum. Bunun bir de QA testi olacak. Quality Assurance testi olacak. Arayüzleri yapılacak. Bunların hepsi yani fiziği olacak. Dünyaya girecek mi? Hani dağa tırmanacak mı? Nasıl tırmanacak? Bilmem ne. Bunların Var da detayları yani. Bunların hepsi minimum 6 ay işte dediğim gibi. Yani oyunlar o kadar küçük şeyler değil. Abi bir senede yaparsın ama işte yani. Bir senede yaparsın. Hani bir sene ayakta kalabilir mi oyun? Abi oyun ayakta kalacak. Oyun o kadar kötü bir oyun değil. Bu oyunu oynayan bir kitle olacak. Ben daha fazla kitleye ulaşamayacağını bildiğim için üzülüyorum. Bana ulaşamayacak mesela. Ben bu oyunu ilk çıktığı ay bir ay oynarım, sonra salarım oyunu. Çünkü bu kadar grind'e gelemem. Oyunu öldürmez Amazon. Hatta bir sene sonra da çok keyifli bir oyun olur. Çıktıktan bir sene, bir buçuk sene sonra da 10 üzerinden 10 bir oyun olur. Çok böyle güzel bir noktaya gelir. Ama bir buçuk sene sonra gelecek. Afro Furor. Hemen abone olaydım. Ya sıkıntı o yani. O zaman niye bir sene geciktirdiniz oyunu? Ben onu anlamıyorum. Server Crew'e hemen abone ol. Hani anlamadığım kısım o. O zaman ben son bir senede bu oyunu niye oynayamadım? Yani ne eklediniz de ben son bir senede ne bekliyordunuz son bir senedir? Sırada güzelmemiş geçen seneye göre. Daha kötü bence serverlar bu arada. Dün moblar çalışmıyordu. Dünyada mob spawnlanmıyordu oğlum dün. Red Knight olur hemen bas. Server Chris hemen abone ol bu arada. Blood Knife çok düşük 6. ay canımsın. En iyi abonemsin. Afro Fundor 4. ay canımsın. En iyi abonemsin. Üyesi abone olduğu bir şey var. Basınca ne oluyor bilmem. Dene hemen. Aura of Ruan çok 4. ay için bu arada canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Kanma TR sunucusu oluyor. Diğer sunucular da Türk sunucusu. Yani Türkler bayağı aktif oyunda bu oyunda. Beklemeden daha aktifler. Ama bir kere ödemelik ya ondan. Kayısılan evet. Dekudius çok teşekkür ederim 4. ay için canımsın. En iyi abonemsin. Abone hoş geldin. Tabi aylık ödeme olsa Türk'te olmaz da. İleride Patreon'a çevirme ihtimalleri var mı? Kesinlikle var. Oyunun Patreon yapabileceği iki şey var. Oyun bir de çıkmadan bilemiyoruz arkadaşlar. Oyunun store'unda ne satılacak bilmiyoruz biz şu anda. İki şeyi gösteriyor oyunun store'u ama oyunun çıktığında o kadar iki tane ürün olmayacak. Oyun tamamen çıktığında çok fazla şey store'da olur. Yani oyunu pay to win yapabilecek o kadar şey görebiliyorum ki ben. O kadar şey görebiliyorum ki. Yani o yüzden bakalım. Zaman gösterecek.
Aa dur ne gösterecektim size, bir şey daha gösterecektim. Aa Dune'a bakacaktım. Ne düştü? Bir şey düştü. Bir saniye ben bakayım. Bir şey düştü. Okay. Bir şey değilmiş ya. Ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? A boy. Duncan, can I trust you with something? Yes, always, you know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Eat up. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. Çok güzel olmuş, inanılmaz olmuş bu arada. You've never met Harkness before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. Çevir hep biraz inanılmaz iyi. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. Çok güzel olmuş. Film izlemiş kadar oldum. Film izlemiş yakın bile değilsin bu arada film izlemeye. Ya yani kitabını bilseniz yakın bile değilsiniz bu arada. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Beklediğimden çok değil ama ben şeyi çok seviyorum abi. Denis Villeneuve müthiş. Yani film çekiyor abi. Arrival'ı çekti, Blade Runner'ı çekti. Blade Runner 2049. Ya yani daha iyi bir kitap, film isteyemezdim bu arada Blade Runner'ı devam ettirmek için. Yani bir Blade Runner gibi bir kült filmi devam ettirmek çok zordur. Yani kolay bir şey değildir. Ve yani çekimler, görsellik, bilmem ne
Hepsi iyi. Bu arada bu adam daha önceki filmlerde de çıkıyor. Sicario var. Bilmiyorsanız Sicario çok keyifli bir filmdi. İzleyin. İzlemediyseniz. Ben sinemada izlemiştim. Acayip de keyif almıştım onu izlerken. Sicario'yu izlerken. Evet, ismi, film ismi Sicario bu arada harbiden. Bak. Arrival neresi güzel? Abi Arrival inanılmaz güzel bir film oğlum, yazılış, çekim falan olarak. Arrival neresi kötü? Arrival hem çekiliş tarzı olarak, yönetmenlik şeyi olarak, hem pacing olarak. Pacing'i çok iyiydi oğlum Arrival'ın. Böyle yavaş yavaş bilgi veriyor. Golden Observer Queries, çok teşekkür, burada abone olduğun için aramıza hoş geldin. Horse Lord 9. ay, Kaysiland 6. ay, D-D-104. ay. Kankınızı ilk tarafına getirmeyen FF, BDO, SO oynamaktan sıkıldım. Yani Japon firmalar. Öyle. Targo çok da 3. ay için, Uçan Sümük 3. ay, Mofcon 19. ay, Afra Fundor 4. ay, Bloodnap 6. ay, Flame Tarik 8. ay. Liz haberi konuşuldu, evet. Videoyun haber ajansını yaptık. Zipis çok da 7. ay için, canımsın, en iyi haber abi, sana hoş geldin. Bu arada Cycle'ın alfasını göndermişler. Yayında oynayamayacağım çünkü NDA ile. Ama bu akşam Borchos'un 350 milyar kere bahsettiği Cycle'ı bugün deneyeceğiz. Çok şükür. Bakalım haklı mıymış? Final Fantasy film pay to win mi? Değil. İkisi de değil. Hem bedava, yani şöyle, ilk 60 level bedava. Sonraki 60 level'dan sonraki ilk aboneliğin 42 TL, sonra her ay 110 TL. Discord'da bir şey olur mu? Yok, Discord'da olmaz. Bir bakalım. Bugün 8'de EA etkinliği var, evet. BFK'dan alsa kullanmak zorunda mıyız hemen? Yok, değilsin. Niye fiyat farkı var ki? Dur göstereyim. Şimdi tek adam arkadaşlar, ben Final Fantasy'yi övmeye devam edeceğim. Çünkü hayvan gibi keyifli bir oyun. Final Fantasy'nin... Ama Steam ölü değil mi şu anda? Steam biraz toparlansın, gösterim size. Evet, Volcho Cycle'ın community manager'ı. Steam niye öyle? Keyfinden. Öylesi gelmiş. Volcho's New World'ümüz yok mu? Bir girelim. Bir defa parayım ne kadar olursa benden para istemesin. Abi öyle olduğunda pay to win'e kaçıyor arkadaşlar oyun. MMO'da ne yazık ki aylık ödeme olmazsa bir şekilde pay to win'e kaçıyor. Pokemon Evet oynadın mı? Oynadın mı? Geç oğlum. 6 rank atladım. %82 win rate'im var. Kudurmuş gibi yok ediyorum. Hiçbir... Nintendo'cuların hiçbiri MMO MOBA oynamamış ya, ağzına ağzına vuruyorum. 38'e 0 gittim geçen bir maçta. Arkama support'u aldım. Kudurmuş gibi öldürüyordum. Herifi base campledim. Kapıdan çıkıyorlar, tokatlıyordum. Bir şey de bilmiyorlar ya oyunda. Garchomp'la mı? Hayır, Garchomp'tan şeye geçtim. Garchomp kullanıyordum. Garchomp yerine artık şey ile oynuyorum. Neydi? Greninja. Greninja'ya geçtim. Öğrendim Greninja'yı nasıl oynadığımı. Aynı zamanda şeyde hatam olduğunu. Şeyim yanlışmış. Greninja'da. Build'ım yanlışmış. Build'ı bir düzelttim. Hallettim. Evet, o gün deneyimde tokat manyağı olmuşum çünkü nasıl oynayacağımı bilmiyordum. Görün Batuhan, konuştuk. Benim başında.
Riot'ın paralı yapar. Riot paralı yapmayabilir oyunu. Çünkü Riot skin satma olayını çok iyi bilen bir firma. Riot skin satma olayını çok iyi bildiği için Yep skin. Riot free yapacak, açıkladılar onu. Açıklamadılar onu. MMO ile ilgili hiçbir bilgi açıklamadı arkadaşlar. Bekleyene kadar şeye gidelim. Beklerken bir Pokemon'umuz var. Bu arada içeride televizyonda oynarken oyun daha az kasıyordu. Öyle de bir bilgim de var size. Demek ki bu capture kartta bir problem var. Egotajını buraya aktarılmış. Peki OBS'ni aç lan bunu. Burada da egotajını duruyor. Peki device'ı tamamen kapatıp açsam? Device Manager'dan yer mi sizce? Neydi o? Human Interface değil. Geçenlerde göre Software Component yok değil. Software Device değil. Sound Video. Aa, burada. Çalışıyor. Ah shit. Oynaşma lan dedi. Yok yok, yine açık kalmaya devam edecek, sıkıntı yok. Ben o sistemi artık toparladım. Abi profesyonel yayıncı abi, siz rahat olun ya. PC kapansa yayın kapanır mı lan? Öyle şey mi olur? Sizde. Oğlum PC'nin direkt siktir lan, daha fazla uğraşma demesi çok iyi. Eleşme lan. Açıldı. Allah'ım Bluetooth. Çok da kapandı ya. Allah'ım Bluetooth artık bağla. Acaba Elgato'da ne problem var? Nasıl halledebilirim onu? Yok be Elgato'yu açma yerimiz. Let's fucking go. Yok yok. Bu arada bir saniye, teşekkürlerimi sunacağım o konuda size. Geçen Elgato ile konuştum, bu şeyleri, belgeleri attım onlara. Şey belgelerini. Benim hem Twitter'dan post geçmiştim, aynı zamanda canlı yayında beraber izledik. Onların bilgilerini paylaştım, hani bu kadar izlendi, bu kadar kişi yaptı falan diye. Çok beğendiler, çok teşekkür ediyorlar. Özellikle yayını restream yapan en çok izlenenlerden birisiymişiz. Hatta en çok izleneniz galiba.
O yüzden size de çok 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 teşekkür ediyorum. Yani az bir hareket değil. Teşekkürlerimi sunuyorum abi oturuşkanlarda. Bu yüzden de kendilerine isteklerimi ileteceğim. Daha fazla hediye göndermeleri amaçlı size. Kuru kuru olmasın diye. Kuru kuru gitmez çünkü. Crank Devil çok teşekkür burada abone olduğun için canımsın. En iyi abonem, sistemize hoş geldin. Tekrar açılıyor.